18 Aralık 2016 yılında uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Rusya Ankara Büyükelçisi Andrei Karlov'un ölümünün üzerinden 4 yıl geçti. Andrei Karlov'un anısını yaşatmak için. Görevi sırasında Türk-Rus ilişkilerinin geliştirilmesine büyük katkılar sunan Karlov bu yılda unutulmadı. FETÖ'nün suikast düzenlediği Karlov için Rusya Ankara Büyükelçiliği bahçesinde anma töreni düzenlendi. Salgın nedeniyle katılım sınırlı tutuldu. Törene Rus Büyükelçi Alexey Yerhov, Belarus, Moldova, Tacikistan, Türkmenistan ve Kazakistan Ankara Büyükelçileri ile Rus vatandaşlar katıldı. Törende Karlov anıtına kırmızı karanfiller bırakıldı. Büyükelçi Karlov, gezgin gözüyle Kaliningrad'dan Kamçatka'ya Rusya konulu fotoğraf sergisinde saldırıya uğramıştı. Saldırıyı yapan FETÖ'cü polis Mevlüt Mert Altıntaş olay yerinde etkisiz hale getirildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada FETÖ lideri Gülen'in de aralarında olduğu 28 kişi hakkında dava açıldı. Davada katil Mevlüt Mert Altıntaş'ın FETÖ içindeki örgüt abisi Şahin Söğüt de yargılanıyor. Ankara 2. Ceza Dairesi'nde devam eden davada sanıklar esas hakkında mütalaya ilişkin savunma yapıyor. FETÖ'nün Türk-Rus ilişkilerini bozmak için işlediği cinayetin ardından tam aksine Ankara ile Moskova ilişkileri üst seviyeye çıktı. Bu hain saldırıyı gerçekleştirenlerin hedefi Türk-Rus ilişkilerine zarar vermek idiyse bunun tam tersi bir sonuç ortaya çıktı. Zira Türk ve Rus devlet gelenekleri ve Türk ve Rus halkları tarihten ve güncelden husumet değil, dostluk çıkarmayı bilen olgunlukta oldukları için böyle oldu. Suriye krizi başta olmak üzere Karabağ ve Libya'da da iki ülke çözümler üretir hale geldi. Ticari olarak da iyi bir grafik çizen iki ülke savunma sanayi alanında da projeler yürütüyor. Bu projelerden en önemlisi de Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri'nin tehditlerine boyun eğmeden S-400 füzelerini alması oldu.